Küredeki Deniz Kızı 5. Bölüm Peri Karya'nın Kurabiyeleri Esperanza yeşil bir elbise bulutların arasında belirdi ve çocuklara isterse uçmayı denemelerini çünkü burada kanatsız da yükselebileceklerini söyledi. İlerideki bulutu görüyor musunuz? Haydi oraya kadar uçalım. Yedi dilimli odamız onun ucunda bize bekliyor. Burcu ve Bu sadece uçtuklarını düşündüler. Sanki yürüyorlarmış gibi gökyüzünde havalanıyorlardı. Buluta doğru uçarken koskoca mavi göğü izlediler. Bulutların üstüne çıktıklarında kristal bir sütünden yapılmış yedi dilimli odayı gördüler. Sakince içeri girdiler. Bu sefer dördüncü ve yemyeşil dilim parlıyordu. Çocuklar gözlerini kapattılar ve adımlarını attılar. Kendilerini Karya Dağları'nın eteklerindeki Menderes Nehri'nin kenarında buldular. Burada ada çayları büyümüş, toprak yeşermiş ve ağaçlar birbiriyle dost bir halde sessiz sakin yaşamaktaydı. Esperanza burcu ve Bur bu ve burcunun gelişiyle birlikte ormandaki hayvanlar daha da sessizleşip gelen misafirlerini izlemeye başladılar. Esperanza nehrin kenarında biraz yasemin ve gül kurusu tütsüleyerek bu nehirde yaşayan deniz kızı Megrez'i çağırdı. Fa notasından bir de şarkı mırıldandı. Nehrin yukarısından ışıldayarak yükselen bir kuyruk gördüler. Megrez'in yeşil kuyruğunda altın ışıntılar nehrin üzerine yansıyordu. Megrez, şimdiye kadar gördükleri en güzel deniz kızıydı. Yeşil gözleri, beline kadar uzanan kızıl saçları vardı. Kuyruğunun altın rengi parıltıları, yeşil kuyruğunu bambaşka bir renk gibi gösteriyordu. Megrez, Esperanza, seni gördüğüme inanamıyorum. Ziyaret edilmek ne güzel. Beni şimdi hatırlaman ne kadar harika bir tesadüf. Aslında tesadüfler yoktur. Esperanza'nın yanındaki güzel çocuklar, dedi. Esperanza ona canlı bir Yasemin çiçeği hediye etti ve neye geldiklerini anlattı. Megrez, seni öncelikle seni gördüğüme ben de çok sevindim. Senin bu güzel yeşil enerjinle bizler de daha mutlu olduk. Bunlar Burcu ve bu Mortlu'nun beni hapsettiği küreden gerçek olduğuma yanarak kurtardılar. Yedi deniz kızı kardeşi ziyaret ederek onlardan birer hikaye dinliyoruz. Senin seçtiğin bir hikayeyi bize anlatmanı çok isteriz. Yalnız Mortluk Anadolu'ya yaklaşmakta. Belki de, de buradadır. Şahmarın'ın yerini öğrenmiş ve Teselenike'yi de bir mağaraya hapsetmiş. Yıllardır onun haber alamamazın sebebi buymuş. Fekta ve Balgam hayat çeşmesini koruyorlar fakat Mortluk orayı bulursa onun karşısında büyük bir sevgi çemberi oluşturmalıyız. Bize yardım edebileceğim bir şey varsa lütfen çekinmeden yanımızda ol.'' Megrez nehirden karaya çıktı ve bir anda kuyruğu uzun bir elbise şeklini aldı. Demek mortluk sinsice hareket ediyor. Tabiat annemiz her zaman bizimledir. Korkmamıza gerek yok. Bize yardım edecek en bilge kişiyi tanıyorum. Ama onun kim olduğunu hikayemin bitiminde söyleyeceğim ve hatta sizleri onunla tanıştıracağım. Tabi bunlardan önce sizi ormandaki küçük ağaç evime davet ediyorum. Bu ablasına dönerek Burcu abla Ağacın içinde bir evi mi var ya? Nasıl sığacağız peki ağacın içinde? Onu anlamadım. Burcu da bilmiyorum bu. Bekleyelim de görelim. Artık ben artık her şeye inanıyorum. Diye mırıldandı. Bu'nun düşündüğü gibi ufacık bir ağacın yanına geldiler. Megrez cebinden ufak bir şişe çıkardı ve içindeki tozu yağmur gibi üfledi üstlerine. Bir anda hepsinin parmak kadar boyu verdi. Ağaç şimdi kocaman gözüküyor ve çimenler kendi boylarından ufak ağaçlar gibi tepelerinde uzanıveriyordu. Her şey o kadar büyümüştü ki etraflarında artık bir karınca, etraflarındaki bir karıncayla bile artık dost olabilirlerdi. Megrez, ağacın altındaki küçük kapıyı açarken, perilerle olan dostluğum sayesinde burada güven içinde yaşıyorum. Peri tozu sayesinde ufaldık, onlar gibi küçücük olduk. Periler çok neşeli varlıklar çiçeklerin dostları ve deniz kızların yakın arkadaşlarıdır. Bu ağaç evin bana peri kızı Karya hediye etti. Harika kurabiyeler yapar Karya. Hadi içeri gelin. İçerisi tıpkı Megrez'in coşku ile anlattığı gibi şirin ve özel bir yerdi. Doğal taşlardan yapılma koltuklar, ağaç kabuklarından bir masa, türlü türlü çiçek yaprakları vardı. Megrez herkese fındık kabuğunda çay sundu. Gülümseyerek çocuklara döndü. Size anlatacağım hikaye Peri Kızı Karya'nın meşhur hikaye, kurabiyelerinin nasıl meşhur olduğu ile ilgili. Her sonbaharda kış mevsimine girmeden önce ağaçları ve bitkileri son bir kere daha kutlamak için bitkili kurabiye yarışması yapılır kızlar. Kurabiyelerin içindeki hem bencecik anlaşılması diye de türlü türlü şekiller verilir. Herkes dağlar, bayırlar, ormanlar, çayırlardan bitki toplar ki en lezzetli ve sağlıklı bitkilerini yaprakların üzerinde kurabiyeler yapılsın. Periler pek de bu işte ustadırlar. Bir de dağ cüceleri. Karya da o sene daha önce hiç içine kapatıl, katılmamış bir bitki bulmak istiyordu. Sarı çiçeklerin altına baktı, pembe lalelerin içine, mavi beni unutmaların köşesini aradı ama istediğini bulamadı. Sonra kara hindiba'lar topladı. Sır kuyruğu otu ve adaçayı ama yine de aradığı bu değildi. Yarışmaya da çok az zaman kalmıştı. E yüzü asıp benim yanıma geldi. Aradığı bitkiyi hala bulamadığını ama onun ne olduğunu da bilmediğini ancak görünce anlayacağını söyledi. Tabii ki ben denizleri, ırmakları daha iyi bilirim. Benim için en güzel bitki deniz yosundur. Saçlarım gibi suyun içinde dalgalanır ve hmm, çok lezzetlidir. Çok da yararlı. Ona biraz deniz yosunu verdim ve kurutmasını söyledim. Karya tadınca ve yosunu görünce aradığı malzemenin bu olduğunu anladı. Hemen deniz yosunlu bir kurabiye yaptı. Yarışmada da birinci oldu çünkü kurabiyelerini inanarak ve sevgiyle yaptı. Onun kurabiyelerinde hep neşe ve sevinç kokusu olur. E biraz da büyülüdürler. Hangi zamanda olduğunuzu unutursunuz. Biz de tadına bakacağız öyle değil mi? diye sordu bu. Burcu ise çoktan büyülenmiş gibi Megrez'i izliyor ve hayranlıkla bulundukları ağaç kavuğundan odaya bakıp çayını yudumluyordu. Orada olmak bile onun için yeterliydi. Kurabiye olmasa da olurdu. Oysa bu, o kurabiyeleri tatmalı ve denemeliydi. Merak ediyordu. Her şey bir anda değişmişti. Kendilerini Alice'in harikalar diyarında gibi hissediyorlardı. Kurabiyeleri size, size şimdi hediye edeceğim. Ama şimdi dışarı çıkıp peri tozuyla eski halimizi alalım. Sonra da nehir kıyısında biraz gezindikten sonra kurabiyelerin tadına bakarsınız. Yeniden peri tozuyla büyüdüler. Gözlerinin önünde çimenlerin nasıl da aldığını izlediler. Tıpkı bir şahin gibi yeşillikleri ve içlerindeki börtü böceği gördüler. Megres konuşmaya devam etti. Bu nehrin ismi Akantarnıçadır. Ben de bu nehirde yaşıyorum ve kuyruğumun parıltılarını bu nehrin durmadan akan temiz sularına borçluyum. Kargının eğlenceli hikayeleri ve kurabiyelerinin de bir etkisi olmalı. Bu nehrin bir başka özelliği ise unuttuğunuz ama size lazım olan bir şeyi hatırlatmasıdır. Bunun için kıyıdaki mavi bir yaprakla nehirdeki sudan içmeniz gerekir. Bu yaprak harika bir incir ağacında bulunur. Bakınız çocuklar işte şurada bir tane var. Hadi ağaçtan izin isteyip bir yaprak alalım. Burcu ne yapacağını bilemedi. Ağaçtan izin istemekte nasıl bir şey olabilirdi ki? He, ağaç bizi duyuyor muydu? Bu, bu o sırada ağaca sarılmış. Canım ağaç lütfen seni çok seviyorum. Bana bir yaprağını hediye eder misin? Çok merak ediyorum ne yutmuşum ki acaba? Diye dedi. Esperanza gülümseyerek ağaçların da doğada gördüğümüz her şeyin de bir ruhu hatta kalbi olduğunu anlattı. İzin istemekse onlardan bir rica, bir kibarlıktı. Aldıkları yapraklarla nehrin kenarından su içtiler. Megrez gözlerini kapatmalarını ve içlerine doğan şeylere odaklanmalarını söyledi. Burcu ile bu aynı şeyi gördüler. Athena'nın verdikleri tokayı ve çıktıkları kuleyi. Kendilerini yine kulede gördüler ve Mordlu'nun o kuleye yaklaştığını izleyip Şahmaran ve Balgam'a seslendiler. Telepatik olduklarının farkında olmadan Fekta'yı uyardılar. Mortluk çeşmeye geliyor. Gözlerini açtıklarında Esperanza ve Megrez'in de aynı şeyi gördüklerini anladılar. Megrez hızlıca kurabiyelerini getirmek üzere kavuğa girdi ve ufacık parmak kadar kurabiyeler getirdi. Burcu ve Bu bir lokmada kurabiyeleri yuttular. Hmm, ne lezzetliymiş daha önce böyle bir şey yemiştim hiç ee ne olacak şimdi diye sordu bu burcu ise bir ağacın altına oturmuş bekliyordu megrezin gülümseyişiyle kendilerini aynı topraklarda ama biraz daha değişik bir bölgede buldular sanki her şey daha yeşil daha eskiydi rüzgar hafifçe esiyor ve uzaktan atıyla onlara doğru yürüyen bir adam geliyordu başında kavuğu üzerinde eski moda kıyafetler olan sakin mavi gözlü bir adamdı bu Esperanza, Esperanza heyecanlanmış, gördüğü kişinin gerçekten o olup olmadığını düşünüyordu. Burcu ve bu ise nerede, hangi zamanda olduklarını neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Megres onlara sarıldı ve yarın dedi. O adam yanımıza gelecek ve tanışacaksınız. Bize o yardım edecek. Ben şimdi ayrılıyorum. Tatlı rüyalar çocuklar. Ve Esperanza canım kardeşim seni çok seviyorum dedi ve gözden kayboldu. Burcu ve Bu uyandıklarında akşam olmasını öyle çok istediler ki tüm gün boyunca okulda hep mengrizi ve gittikleri o toprakları düşünmeden edemediler. Defterlerin kenarına deniz kızları çizdiler ve mortlukla savaşan balgamı. Bu da 5. hikayemizin sonu. Diğer hikayede görüşmek üzere.